Başucumda bir sen vardın, bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi. Yalnızlığım benim, çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Bu kadar yaşama bağlı insan görmek azdır. Yani yaşama bu kadar çok bağlı birini görmek. Çünkü Tuncer abi gerçekten bütün benliğiyle, hücrelerine kadar yaşama çok bağlı bir insandı. Dolayısıyla hala ben yaşamın aslında bir yerlerinde içinde olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü dünya görüşü, inancı, yapısı da buna müsait. Hani bunu ispatlamaya müsait dedi Tuncel abi bence. Tuncel abi, Tuncel Bey. Dede, baba, reis. Bir de bu kadar çok herhalde ne diyelim, ünvanın yakışabileceği çok az insan vardır. Hani abi de diyebilirsiniz, baba da diyebilirsiniz, reis de diyebilirsiniz, dede de diyebilirsiniz, hepsini diyebilirsiniz. Ve bunun içinde ne abi olmasına gerek var, ne torunu olmasına gerek var, hiçbirine gerek yok. Ama bence bütün bu ünvanlar Tuncel abiye yakışan ünvanlar, hepsi. Oynayalım mı? Benim oyunumla senin oyunun bir değil kardeş. Benim senden alacaklarımı senin bu masaya koymaya cesaretin yok. Hem beraber çalıştığım, hem tanıştığım sürede onda işine dair, mesleğine dair derinliği de gördüm. Ve bunu gerçekten böyle bir plan doğrultusunda yapmadığını, çok içten gelerek yaptığını da gördüm. Yani içindeki, yani tabiri caizse içindeki hayvanı çok sevdim onun. O kontrol edilemez, her şeyi yapmaya hazır. Ama bir o kadar da centilmen, nazik, düşünceli. Mesleğine karşı çok dürüsttü bir kere. Yazarak ezberlerdi. Bazen yani çalıştığımız süre boyunca gördüm. Eline yazdığı kağıtla gelirdi. Direkt tekstten okuyarak değil de tekstin aynısını kendi el yazısıyla yazarak ezberler gelirdi. Onu okurdu yani yazdığı şeyi ezberler. Belli ki evde defalarca yazmış onu ezberlemek için. Bence samimiyeti ve derinliği en önemli özelliğiydi. İnsanlar gaddarcasına birbirlerini öldürmüşler. Kan dökmüşler. O kadar çok kan dökmüşler ki dağların uykusu kaçmış. Ya müthiş bir entelektüel birikim var. Bir kere Tuncel abi her şeyi okuyan bir adamdı. Gerçekten. Yani hani ne bulsa okurdu diyebilirim ben. Ben Zeytinbağı'na ilk gittiğimde onun çalışma odasından ve kütüphanesinden çok etkilenmiştim. Çok farklı konularda okurdu. Bazen okurdu, okuduğu kitabı gelirdi anlatırdı. O bir şey anlatmaya başladığı zaman teker teker herkes toplanmaya başlardı. Yani oraya gelen bir daha ayrılamazdı. Hani bazen şey diyorum, fareli köyün kavalcısı gibi. Hani oradan başka bir yere gitse hepimizi sürükleyecek, setten çıkacağız, gideceğiz. Öyle bir etkileme yeteneği de vardı. Dedi kendi kendine, dedi kendi kendine, bu ateş ki, bu ateş ki, kalbimin içindedir. Şimdi ün, şöhret bizim işimizin doğal, ne diyebilirim, sonucu. Ama Tuncel abi de gördüğüm benim en önemli şey, o ünlü biri olarak var olmadı sadece. Ya da bilinen biri diyelim. Aslında o önemli bir ilham kaynağı oldu. Hani çünkü birçok kişi bu mesleği yapabilir. Birçok kişi seyirci karşısına çıkabilir. Onun bence ikincil düşünceleri olmadı. O mesleğine sonuna kadar sahip çıktı. Onu hep daha iyi yapmaya çalıştı. Hayat mücadelesinin içerisinde. Ve bence en önemli bıraktığı miras, bence yeni nesillere vereceği olan ilham. Bunu çünkü herkesten almak mümkün değil. Bir de öyle sırça kümeslerde bulunacak bir karakteri de yoktu. Dolayısıyla hep sokaktaydı, insanların arasındaydı. Ama bunu da
alçak gönüllü görünmek adına yapmıyordu. Zaten alçak gönüllüydü. Bende bir kaza var. Andan öte benim, yani ondan bende kalan ona ait bir özellik var. O da yüzünün çizgileri. Yüzünün o derin çizgileri. Ve benim için o çizgilerin anlamı şu, onları yaşlanarak edinmedi o. Bence dolu dolu yaşayarak edindi. En son bir zeytin bağına uğramıştım. Mezarına da uğradım. Çok doğa insanıydı. Mesela onu bağdaştırabileceğim kelimelerden biri o. Hani Tuncel Kurtiz nedir? Tuncel Kurtiz doğadır diyebilirim. Çok şenlik insanıydı. Yine doğayla bir oldu. Yani ben bu açıdan da onun hayatının devam ettiğini düşünenlerdim. Delikanlım, iyi bak yıldızlara. Onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığında kollarını ufuklar gibi açıp yeremezsin.